Aşk olsun abi. İnsan bir haber verir. Belki bir faydam olurdu. Ya ne faydan olacak Lale, abartma. Apar topar sanatoryuma götürdük işte, o kadar. O zaman ziyaretine giderim. Annemlerin de haberi yok tabii. Yok, hayır. Ben bir haber vereyim o zaman. Tamam. Sen bu yüzden mi apar topar İstanbul'a geldin? Yok. Hayır, ben Rıza amcanın hastalığını gelince öğrendim. Bu kazını hiç unutmayacağım Necdet. Bütün gün garsonlarla uğraştım, durdum ben ha. Gece de trene bindim ve geldin. Evet, değil mi, geldim. Ama lütfen büyütme sen de şu meseleyi. Neyi büyütme ya, neyi büyütme? Annemler yarın gidecekler. Bu arada mali vaziyetimiz mevzuunda sizi ikaz etmem lazım. Ne oldu, kötü mü? Kötü olamaz canım. Kötü değil ama fazla açıldık. Bu sabah hesapları kontrol ettim. Ankara'da açılan şube bize pahalıya mal oldu. Sen merak etme, yakında masrafını çıkartır orası. Tabii tabii, çıkarır çıkarır. Çıkarır da biz yine de temkinli olalım. Sayfiyedeki şube için biraz bekleyelim diyorum. Mali müdürümüz öyle diyorsa onu dinlememiz lazım Necdet. İyi tamam, bekleyelim o zaman biraz daha. Tamam tabii, bekleyelim. Ben de anlamadım zaten. En azından pastaneye bir uğrardın tabii yani. Tabii ya. Böyle aniden İstanbul yoluna düşmeler falan normal değildi. Ben o Ahmet'i pencerede görünce birden her şey elimden gidiyor sandım. Bunca yıldır kurduğum her şey elimden gidiyor sandım diyor. Yani tamam, tam istediğim gibi olmasa da Yasemin'le biz bir düzen kurmuşuz artık. Ne öyle? Kurdunuz tabii. Dışarıdan normal bir aile gibi görünüyorsunuz. Evet. Ve biz birlikte yaşamaktan da çok memnunuz. Yasemin de böyle. Ben bunun farkındayım. Öyle. Ama her zaman içimde bunun bozulacağına dair bir korku taşımışım ben meğer. Ahmet'i görünce de. Ya. Onun bana söylediği son sözler var ya Teo. Onları kimsenin ayıramayacağına dair söyledikleri. Onları sen ayırmadın Necdet. Birlikte olamayacakları kesindi. Sen Yasemin'i çok zor bir durumdan kurtardın. Afiyet olsun. Bunu anla artık. Senin aşkın yüzünden Yasemin'e sahip olma arzusunu taşıman çok normal. Ama onları ayıran sen değilsin. Ha? Teo. Rüya Ahmet'in kızı. Ben bu gerçeği nasıl unutayım? Bir gün bunu öğrenirse kızına sahip çıkmak istemesi dünyanın en normal şeyi olmayacak mı? Şimdi Yasemin'i kaybetme korkusuna daha da mühim bir şey eklendi. Rüyayı kaybetmek. Kızımı kaybetmek. Ben o zaman nasıl yaşarım diyor. Nasıl yaşarım ben o zaman? Neyse tamam, benim çıkmam lazım. Tamam. Bugün rüyayı annemden ben alacağım. Yasemin babasını uğrayacaktı. Güle güle. Hatırla sevgilim, o mesut geceyi.